Hadis kitapları da Kur'an gibi korunmuş mudur? Korunmamıştır. Allah Resulü yazdırmadı hadisi. Hadis katibi tutmadı. Vahiy katibi tuttu ama hadis katibi yoktu. 40 küsur vahiy katibi vardı. Hatta hadis yazımını Allah Resulü yasakladı. Korunmuş olanı Ebu Bekir, Ömer ve diğerleri de yasakladı. Nasıl açıklanabilir bu? Korunmuş olan yasaklanır mı? Korunmuş olsa 500'den 1,5 milyona çıkar mıydı hadis? Hazreti Ebu Bekir vefat günü toplattığı hadisleri önüne getirtti kızına ve gözünün önünde yaktırdı. 500 civarında bir şey olduğunu öğreniyoruz bunun. 1,5 milyona çıkar mıydı korunmuş olan? Korunmuş olsa birinin zayıf dediğine öbürü sahih, birinin deccal dediğine öbürü muteber der miydi? Korunmuş olsa lafzen rivayet edilirdi, manen rivayet edilmezdi. Mana olarak yaklaşık rivayet ne demek? Yani kulaktan kulağa oyunu oynarsanız siz uzun bir cümleyi 15 kişi sonrasında tanıyamaz hale gelirsiniz. Peki bu araya 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl, 250 yıl yani 10 nesil, 12 nesil girdikten sonra ne hale gelir? Ayetler için mevzuat kitapları yazılmadı yani uydurma ayetler. Ama hadisler için onlarca uydurma hadis kitabı, buna mevzuat külliyatı denir, yazıldı. Dolayısıyla hadis için söyleyecek söz bunlardır. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.